sonunda ise 2023 NBA finallerine hoş geldiniz. Dün gece NBA finallerinde şampiyon belli oldu Denver Nuggets. Tarihinde ilk kez, kulüp tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sinan, 5 maçlık bir final serisi. 4 maçta biter mi, daha uzar mı şeklinde başlarken böyle yorumlarımız vardı. Ama biraz hani tahminlerimize yakın bir final serisi oldu Denver Nuggets'ın. Zaten sezon boyuncaki üstün performansı, genel olarak NBA'ye hani bu sezon belki damga vuran diyebiliriz bir performansla şampiyonluğa uzandı tarihinde ilk kez. Şöyle bir final serisini hazır noktalıyorken bir değerlendirelim. 5 maçlık seriyi nasıl buldun? Yani birincisi belki de izlemesi en zor maçtı. Hem bir sabırsızlık var hem de herkes, o sahadaki herkes böyle bir biraz tedirgin, biraz çabuk çözüme gitmeye çalıştığı noktada serideki nispeten aralarındaki en sıkıcı maçlardan bir tanesi oldu. Ama özünde Miami Heat yapabileceği her şeyi yaptı ve Denver çözümleri bulduğu bütün sürecin içerisinde özellikle ikinci yarıda savunmasıyla maçı kazanmanın yolunu buldu. Dediğin gibi biraz böyle tahmin edilebilir bir seri düşündük. Miami için çok önemli bir süreçti. 8.likten girdiği playofflara final oynayacak noktaya kadar geldi. Miami'nin kültürü açısından çok önemli bir playoff serisi olduğunu düşünüyorum onun. Ama aynı zamanda da Denver'ın yok için draftıyla beraber başlayan süreçte kurdukları kültür, yarattıkları ortam meyvelerini verdi. Sonunda meyvelerini verdi. Maçtan sonra da Mike Malone da kendi de söylüyor yani artık tamam biz atabileceğimiz bütün adımları attık şampiyonluğa kadar. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkarmak gerekiyor ve Amerikalıların deyimiyle bir dynasty nasıl olur? Bunun üzerine çalışacağız. Devamlılığı olması gereken bir kesinlikle. Şimdi rahat rahat kutlayabilirler ama bir tarafından. Kesinlikle. Şimdi son maça şöyle bir değinelim daha detaylı tabii ki. Maç başladığında özellikle böyle müthiş bir atmosfer vardı gerçekten salonda. Bunu hani ekran başında hissedebiliyorduk. Bir yandan da böyle Denver'ın hani tutuk başladığını, acaba maç bir maç daha mı uzar? Seri Miami'ye tekrar taşınır mı? Çünkü Miami'nin de bu işleri yapmayı sevdiğini biliyoruz. Tam böyle yakalamış Denver'ı biraz tutuk. Daha önce başardığı bir konu. Özellikle işte son periyotlardaki performansını da biliyoruz Miami'nin. Zaten iyi de başladı. Acaba mı derken Miami yani kazanamadı. Denver kazanan taraf oldu ama Denver'daki o tutukluk neydi sence? Hani kötü bir üçlük yüzdesi, faul atışları girmedi. Bunu neye bağlamak lazım? Orada biraz rehavet denmez. Belki eller mi titredi son maç seyirci önünde? Şampiyonluk geliyor heyecanı. Tarihinde ilk kez taraftarın önünde bir de alacaksın, seyircinin önünde alacaksın NBA kupasını, şampiyonluk kupasını. Neydi sence bu tutukluk? Yani bence hepsinden biraz var. Yani oyuncuların tabii ki de biraz sabırsızlığı var. Bitse de kazansak, bitse de gitsekten öte bitse de kazansak biz bunu kazanabiliriz, daha iyi takımız. Bunların hepsi maçın başından itibaren böyle örümcek gibi insanların zihninde muhtemelen tırmanıyordu. Miami'nin bir cevap vermesi lazım. Bence maçın özellikle ilk yarısında ve çoğunluğunda çok önemli bir cevap verdiler. Hep üstün götürdüler 3. periyodun sonlarına kadar. Son periyot o sabırsızlığın içerisinde Jimmy Butler bir şeyler denemeye çalışıyor, bir ortam yaratmaya çalışıyorlar ve o gidişat da böyle bir havada kalan bir şey yaratıyor. Herkes için aslında maçın ilk hava atışından daha çok herkes artık maçın son kornası çalsa da sonuç belli olsa modunda. En çok neyi konuştuk? İşte 3-1'den geri gelme ihtimalini konuştuğumuz dünyada bir önceki maçtan sonra Miami'nin yolu çok uzundu. O yüzden de verdikleri reaksiyonun bir arkasında durulabilir bir şey olabilirdi. Ama görünen o ki Bam Adebayo ve Jimmy mükemmele yakın bir oyun oynadılar. Ki iyi başlamadı Jimmy Butler. Aslında çok kaçırdı yani. Ama sonrasında öyle bir zaten takımı taşıdı yani. Evet ve onu yarattıkları dünyada da Denver her seferinde hücumda çözüm bulmaktansa ki çözümleri tabii ki de yarattılar bir şekilde. Evet. Savunmayla kazandılar. Bir önceki maçta gene konuşmuştuk. Yani 100'ün altını tuttukları her maçı kazandılar. Bugün 89'da kaldılar bir de yani Miami tarafında. O yüzden hani hak edilmiş bir başarı ve uzun sürenin getirdiği sürecin içerisinde o başarıya uzanacak son 40 dakika herhalde onlar için de en zoru olmuştur. Kesinlikle. Şimdi tabii bu arada hani özellikle üçlük yüzdelerinden bahsedecek olursak hep Miami'nin düşük olduğunu konuştuk ama bu maçta Denver'da da ciddi anlamda bir düşüş var. Gerçekten çember dövdüler. İlk yarı sonucu 16'da 1 yani ilk yarı bittikten sonra 16'da 1 üçlük isabeti var. O da Jokic için
üçlüydü. Bu anlamda çok büyük sıkıntı çektiler. Sonrasında biraz toparlanır gibi oldular ama yine de hani 28'de 5 çok düşük bir rakam. Bununla beraber işte Butler'ın az önce söyledim Miami'de o da çember dövdü ama sonrasındaki o müthiş yakaladığı işte 2'de 2 mi 3'te 3 mü? 3'lük isabet işte 3'lükte yapılan faul vesaire takımı sırtladı ama yeterli olmadı. Şöyle istatistik üzerinden hemen şeyi de söyleyeyim. Belki de hani bu işte serbest atış çizgisinin gerisinden 23'te 13 Denver ki hani bu sonralarda biraz toparladı. Aslında felaket bir yüzde yani evet, özünde baktığında. Özünde baktı ama başında daha da kötüydü. Sayı içi isabeti, yani iki sayılık isabeti 56'da 33, %60'a yakın. Hani orada zaten o farkı belki de galibiyeti Denver'a getiren istatistik. Hücum istatistiği açısından öyle ve seride kimlerin sıyrılabileceğini hep konuşuyorduk başından itibaren. Belki de bu seride normal oyununu oynayan ve isim olarak çok bahsetmediğimiz Porter Jr. Bu maça esasında en büyük etkisini ayırmış durumda. Hem geçiş oyunlarında bulduğu sayılar hem aslında takımın en çok sayı bulma ihtiyacı olduğu noktalarda yaptıkları önemli oldu. Ben esasında benim için en ilginç istatistik 3. periyodun ortasına kadar 6-7 sayı hep Miami önde. Evet. Ve sonradan gelmeye başlıyorlar. Belki bir noktada aslına bakarsan Denver için o avantaj oluyor. Belki maçı önde götürüyor olsalar ve rahat bir maç gibi gidiyor olsa orada ipleri daha kolay kaybedebilirlerdi. Orada biraz kovalamaca oynamaya başlayınca aslında kazanabilecekleri yolun başka bir yol olduğunu görmeye başladıklarına inanıyorum ben. Miami'yi durdurmaları gerektiğini, kendileri oynayarak akmaktansa Miami'yi durdurarak kazanmaları gerektiğini görüyorlar. Onun dışında böyle yani Denver o kadar uzun süredir bunun için çabalıyor ve bu şampiyonluğa ulaşmak istiyor ki bana hep böyle dışarıdan acaba konuşulabilecek başka neler var gibi geliyor. Çünkü istatistik açıdan konuşması zor bir maç. Evet. Yani verim yok aslında saha içerisinde. Yani hücum anlamında belki ama savunma anlamındaki verimden bahsedebiliriz. Ki bu arada işte Miami esasında 8 top kaybı yapıyor. Denver çok daha fazla top kaybı yapıyor. Bunlar da 14 önemli. Denver 8 aynı Miami. Kilit eşleşmeyi sorayım sana. Her maç aslında biraz farklı oluyor. Bu maçta bambaşka bir eşleşmemiz var herhalde değil mi? Bence yani Jimmy ile Porter buradaki en kilit eşleşme gibi gözüküyor. Özellikle Porter'ın verdiği katkıdaki sayı katkısının yanında bence rebound katkısı. Yani Aaron Gordon'ın düşük tempoyla oynadığı foul probleminin olduğu bir maçta böyle bir Jokic'i şey olmasa. Jokic'i kenara koyarsak. Tabii ki. 16 rebound. Jokic'i zaten saymıyoruz. Jokic. Başka bir boyut. Onu aldık. Yok hiç her türlü şekilde apayrı bir boyuta ulaştı ve o da bütün sürecin içerisinde MVP'si zaten. Hem finallerin MVP'si hem sezonun MVP'si olarak bu sezonu tamamladı. Yok hiçle alakalı artık şeyi de söylemek güzel olur. Yani bu final serisi başladığından beri ne zaman bahsetsem diye şey olur ama 2K'da oynanan PlayStation'da oynanan oyunda yok hiç ilk draft olduğu sene yok hiç gösterecekleri yerde benim fotoğrafımı kullanmışlardı. Benzetiyorlar mı seni? Benzetmiyorlar her sene ama bir böyle yok hiçten bahsedilirken benim hikayem bir ortaya çıkıyor çünkü ben bakıyorum ama yok hiç diye kullanıldığı bir şeyin içerisinde. Yani arkadaşım kesinlikle sen çok daha yakışıklı bir adamsın yok işten ama onu seviyorum ama Allah'tan bir şey olarak. Fiziksel olarak da küçüğüm bir noktada. Evet ama hani baktığımızda hani gerçekten böyle bir andırma şeyi var ama tabii fiziksel olarak gerçekten yani. Biriniz aşırı atletik bir çocuk öbürü gerçekten inanılmaz bir fizik. Aynen. Hani sahada bilmesem hani hiç izlememiş olsam nasıl bir basketbolcu bu derim. Yani bir gel git yaparsa tamam alırım ağzımın payını ama ilk böyle bir koşarken görsem nasıl bir şey derim. Özellikle mavi formaya gittiklerinde galiba. İnanılmaz iri gözüküyor. Ya İkinci maçta. Seri içerisinde de konuştuk. Yok hiç net olarak şu anda böyle NBA tarihinde Bill Russell'la Will Chamberlain uzunlar arasında bir noktadalar geçmişe baktığımızda. Shaquille O'Neal'ın dominasyonu belli ve çok agresif bir dominasyon. Yok hiç ise öyle bir domine ediyor ki oyunu aslında her şeyle beraber. Aslında o agresiflik yok, hırçınlık belki yok ama bir şekilde oyunu yönetir noktaya geldi. Bu da NBA basketbolunun nereye geldiğini gösteriyor. Çünkü sahanın her yerinde bir şey yapabiliyor. Ve uzunlar olarak yani gerçekten bilmiyorum daha fazla kazanacak gücü, enerjisi ve motivasyonu ne durumda olacak ama o üç isimle bir arada anmaya başlamak çok normal olacak. Çok ilginç, enteresan. Karşısında Adebayo gibi atlet bir uzun var ama dersin ki yine diyorum bu seri hiç bilmesen karşılaştırırsan iki oyuncuyu tabii çok rahat Adebayo geçer atar işte vesaire. İlk defa izliyor olsan bir dakika vermen gerekebilir tabii aynen tabii bir dakika için bir dakika bile değil ya belki 30 saniye içerisinde zaten denize döktüğünü kesinlikle görürsün. Şöyle bir bakalım kilit eşleşme maçın kırılma anını sorayım sana. Maçın kırılma anı, maçın pozisyonu sence neydi? Ya yani bir kere maçın son dakikaları çok zor ama Gordon'ın savunmada
yaptığı şeyler esasında Denver'ın evini koruyacağını, savunmada agresiflik yaparak kazanacağını ve bu maçı kazanmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösteren bir pozisyon. Belki de süre olarak da, skor olarak da şey böyle, Miami'nin dirençini kırmaya yakın pozisyonlardan bir tanesi. Maç sonra kafa kafaya gitmeye devam ediyor ama maçın en güzel pozisyonlarından biri. Evet, bundan sonra bakalım Denver buralarda ne kadar olacak? Bence uzun süre olacaklar. 21. farklı şampiyon Denver Nuggets NBA'de. NBA'de. Evet. Şimdi şeye bakmak lazım. Diğer kulüpler, diğer takımlar nasıl kültürler kuruyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Benim için enteresan bir istatistik var. Denver Nuggets'ın sahibi hakkında. Sahibi. Evet. Stan Kroenke aynı zamanda Arsenal'ın sahibi, aynı zamanda Amerika sporlarında her ligde bir tane takımı var ve 2022'den beri hokey, lacrosse, futbol, basketbol ve e-sporda şampiyonluk kazanmış sahibi olduğu takımlar. Ve bence yani demek ki bir kültürü var orada, yarattığı kültür ve aslında yaptığı yatırımların nasıl bir karşılık aldığını gördüğümüz noktada çok önemli bir etken ve biraz çok uzağına giriyoruz basketbolun içerisinde olan hikayenin ama ben tekrardan böyle okuyup incelemeye başladığımda durumu gerçekten sanırsam bir NBA takımı sahibi olan bir başkanın ya da sahibin böyle bir istatistiği olduğunu düşünmüyorum. Bu da muhtemelen Amerikan spor tarihinde bir ilk. Güzel bir detay verdin. Bunun devamlı olacaktır. Demek bu bir göstergi oluyor. Bu arada hani Jokic, Murray'i de atlamayalım ama çünkü ikisinin birlikte yaptığı önemli işler de vardı maç esnasında. Aslında ikisi birlikte yine hani dönem dönemde sırtladı. Porter'da tabii ki ekleyebiliriz. Bununla beraber hani Gordon'un da özellikle belki bu maç üzerinde 4 sayılık performansta kaldı ama turnuva boyunca özellikle 4. maçta değil mi? 4. maçın şeyi yıldızıydı. Oydu. Yani onun da altını çizmekte fayda var. İleriye dönüp baktığımız noktada bu takımı nasıl kurdukları, bu takımdaki oyuncuların da üzerine mi koyduğu diyeceğim. Yetenek olarak koyacakları şeyleri zaten tahmin edebiliriz yani. Şu an takımın en yaşlısı kim bilmiyorum ama yok hiç daha 28 yaşında. Ama hiç öyle değil. Sanki 35-36 yaşında. Yaratacakları hikayenin içerisinde bunların hepsi muhtemelen maksimuma yakın kontratlar almaya başlayacaklar kendi seviyelerinde. Ve eninde sonunda şampiyon takımın oyuncuları. Egolar da artmaya başlayacak. Esas hikaye bundan sonra başlıyor. Bunun devamlılığını sağlayabilmek adına. NBA'de iki defa arka arkaya kazanmak, bugün bile konuşuyor olmamız aslında çok normal bir şey değil ama iki defa arka arkaya kazanmak gerçekten çok, çok zor. Dün biraz böyle Steph Curry'nin geçmiş bu sene içerisinde yaptığı röportajlardan bir tanesini dinliyordum. Bir de üstüne üstlük LeBron James gibi bir karakter muhtemelen 10 senedir ilk defa final oynamıyor. O dünyada kalıcı olabilmek, senin dediğin gibi onun devamlılığını sağlayabilmek çok önemli olacaktır. Gelecek sezon için aslında heyecan verici konulardan biri de bu. Evet, herhalde sezon başlarken Denver kadrosuna ne kattı, ne kaybetti, nelerle karşı karşıya kalacağız. Sezon başı bence bu da NBA severler adına önemli bir detay olacak. Noktalayalım NBA Süper. Finalleri programımızı 7 Days'le. Sinan, ağzına sağlık. Çok keyifli oldu benim adıma. Uzun Vallahi, yıllar sonra seninle program yapmak. Kesinlikle, ben de minnettarım beni bu alana, bana söz hakkı verdiğinizden dolayı. Uzun süredir böyle kendim maç izlememek için bahane yaratıyordum. Basketboldan uzaklaştıktan sonra benim için güzel bir sebep oldu. O yüzden teşekkürler hepinize. Umarınız daha bol bol maç izlersin. Bol bol da birlikte program yaparız seninle. Tabii ki. Diyelim, teşekkürler.